Aslında bize şunun doğru olduğunu söylüyorsunuz. Polis dur dediğinde durmayacağız. Kimliklerinizi alabilir miyim? Alamazsın, ileride. Şurada bir kaza yaptın. Ruhsatın yok. Ne Allah yapacaksın? Aşkına biz kaza yaptık mı? Akla gelecek ki ruhsat mıdır, sağlığın mıdır ya? Biz 20 yaşında 6 tane genciz, çalıştık, ekmeğimizle para kazandık, aldık motorumuzu hırlıya hırsıza karışmadan. Keyif ediyoruz değil mi yani bizim suçumuz? Siz trafik suçu işliyorsunuz. Odanızda sigara içiyor musunuz? Yasaktır. İçmiyorum, bu kadar yasak. Bir suç işte bu. Ben adamın kafasını silahlayamıyorum burada. Diyor abi, ki şey ben içiyorum ve bana bir yapamazlar. Tamam, siz diyorsunuz ki bana. Benim sigara içip içmemem seni neyi ilgilendiriyor? Komutanım, o zaman benim de burada ben bu burada suçu işlemem sizi neden ilgilendiriyor? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün arkadaşlar Çapın'la birlikte Sabuncuveli virajlarına gidiyoruz. Dün Doğukan aradı, dedi ki Sabuncuveli'ne gideceğiz, virajlara geleceğim mi? Ben de dedim ki neden olmasın? Yani asfaltı güzel sanırım, onlar daha önce çok gitmişlerdi. Baya Doğukan diz falan değdiriyor herhalde orada. Bizi de çağırdı, bakalım biz de dedik bir gidelim, görelim nasıl bir yermiş. Şimdi virajları biliyorum. Çünkü tünel yapılmadan önce o virajlardan geçiyorduk ama ben motorla bir iki kere geçtim, o da CBR zamanında geçti. Öyle hani çok fazla hatırlamıyorum. Çok fazla bir şey de yapamadım. O zamanlar acemilik dönemiydi. Şu anda yine motorun acemisiyim ama az çok hani artık yatıyoruz diyebilirim. Buradan sonrası arkadaşlar İzmir bitiyor burada. İşte İzmir çıkışı burası oluyor. Buradan sonra Manisa'ya gidiliyor. Biz buradan Sabuncuveli'ne Manisa yoluna gideceğiz yani. Hadi Çapın. Ama ilk benzin alalım. Dün uzun yoldan geldik. Benzin olmayabilir. Orada sıkıntı yaşamayalım. Evet arkadaşlar, İzmir'den çıktık. Şurada bir yerde Şel olacaktı. Şel'e gireceğiz şimdi, benzin alalım. Evet, Şel'e geldik. Çapın. Çapın yine bana sövdü şu anda. Ben hep böyle bir yerlere aniden giriyorum. Benzinliği görmedim, dönek ya. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Oğlum ben görmüşündür diye bir şey demedim. Gireceğiz dedim ya. Evet arkadaşlar, hazırlığımızı yapalım. Bundan sonra viraja kadar durmak yok. Bu arada viraj dediğim yerde 2-3 kilometre bir yerde, yani yakındayız şu anda. Bornova'nın çıkışı gibi, İzmir'in çıkışı gibi yani. O kadar yakın olmama rağmen yani hiç gelmemiştim. Böyle hani direkt viraja hiç gelmemiştim. Hadi bakalım, yolumuza çıktık. Şöyle ufaktan bir lastiği bir şey yapalım da benzinlikten çıktık. Lastikte benzin kalıntısı olabilir. Arkadaşlar öyle lastik mi ısınır diyenler gelmeden hemen hani videoya bir like, bir yorum atarsanız sevinirim. Şimdi alta yazarlar lastik öyle ısınmaz diye. Çapın yok ya. Çapın nerede? Hadi Çapın. Geliyor. Yavaş geliyor. Konuştuğu için yavaş geliyor. Arkadaşlar Çapın da video çekiyor. Bu videoyu arkadaşlar onun kamerasından izlemek istiyorsanız arama yerine hemen Çapın yazarak da veya alta linkini de koyarım. Oradan onun kamerasından da izleyebilirsiniz. Artık asılabiliriz Çapın. Hadi. Şimdi virajın ağzına s**tın dayı. Vallahi virajın ağzına s**tın. Eyvallah. Tarifini tutuyor. Burası değil mi oğlum? Burası gitmiyor muydu oraya? Yok, burası değil. İlk girişten girecektik o zaman. Abi kolay gelsin. Sabuncuveli eski yol neredendi acaba? Ha, buradan mı gidiyor? Ha, tamamdır abi, eyvallah. Evet arkadaşlar doğru gelmişiz. Yol burasıymış. Dönüş var mı? Tamam. Oğlum çok güzel. Arkadaşlar virajlar böyle bir yer işte. Bir şey söyleyeyim mi? Buraya cidden gelinirmiş. Ben şu an bunu görmüş oldum. Yani evimin dibinde böyle bir yer varmış. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum. Biz arkadaşlar hani viraja girmek için, sırf viraja girmek için Erhan'la Taşe'ye gittik. Mordoğan'a gittik ve asfalt hani rezaletti. Buranın asfaltı bakın ne güzel.
aleyküm. Oğlum biz sırf viraja girmek için Erhan'la ta şeye gittik, Mordoğan'a gittik, rezil olduk geldik. Evimin dibindeymiş viraj. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç tur atacağız. Bir tane 650R, bir tane MT9, bir tane MT7, iki tane R25 ve bende R6. Bakalım arka arka gideceğiz de mesafeyi açarak gideriz, sıkıntı yaşamayalım. Evet hadi bakalım. İlk tur bir şöyle bir yavaştan bir turladık. Şimdi artık hızlı tur atarız. Asıl ya Allah, oha lan. Niye öyle oldu? Oo, tozlu. Aşırı tozlu. Baba nasıl yatıyor? Bak. Sevdim ha. Doğukan göremiyorum ki. Arkamdan biri geçecek korkusuyla dönemiyorum. Onlar önden gitsin. Ben çünkü hani arkamda biri beni geçecek mi korkusuyla, hani arkamdan biri bana çarpacak mı veya birinin önüne kıracağım mı korkusuyla sürmeyi sevmiyorum. Panik oluyorum. Hani virajda bir aynaya bakmak için oynuyorum, ediyorum. Böyle arkayı görmeye çalışıyorum. İçim rahat olmuyor hani. O yüzden onların önden gitmesi benim için biraz daha iyi. Arkamda biri varken sürmeyi sevmiyorum. Şimdi viraja girmenin bir açısı var. Yani dıştan içe girersin. Ben dıştan içe gireceğim. Adam viraja içten girince orada bir kesişiyoruz. Ondan hani rahat olmuyor. Polis mi? Yine jandarmaya denk geldi. Evdekinin numarası olur mu? Çantamda benim de ya. Ruhsat ve çanta. Kolay gelsin abi. Yanımızda da şurada çanta da abi içinde. Şu köşedeydik hemen. Abi yarım saatten beri nedir bu ya? Abi biz daha şimdi çıktık, döndük buradan. Sen dur dedim, buraya geldin. Hayır ne, bak yukarıdayız. Yarım saatten beri bu arada trafiği tehlikeye sokacak şekilde hız sınırı yapıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Abi herkesin şeyi, kimliği, ehliyeti, ruhsatı yanımızda. Şurada çanta da. Bilgin olsun. Bir kişi alıp gelsin mi abi hemen? Bekleyin, trafik gelecek. Bölge trafiği bağlar mısınız ya da trafik konumunu bağlar mısınız? Yaklaşık 2, 4, 6 tane trafik güvenliği tehlikeye sokacak şekilde motorlar var. Sabuncubeli karakolundan arıyorum. Bölge trafiği aramıştım ama henüz ekip gelmedi. Manisa Sabuncubeli karakolu. Siz 112'yi bağlar mısınız trafik bölümüne? Manisa'dan arıyorum. Siz 27'i bağlar mısınız bana? Ha, siz İzmir mi düştü? Peki tamam, kusura bakmayın. Hocam. Yanlışlık olmuş, kusura bakmayın. Biz park edelim, size de rahatsızlık vermeyelim. Abi bekleyin, öyle trafik gelecek. Yalnız siz bizi uyarsaydınız, biz etrafa rahatsızlık verdiğimizin farkında değiliz. Hayır yani oradan dönüyorsunuz. Abi bu arada biz siz bizi şimdi çıktık, geldik, döndük. Biz bizimle... Ben zaten sizi ihbar ettim. Yo, biz köşede oturuyorduk abi. Ettim. Hatta bak, görürsen çay var. Ha, çaylar sıcak abi daha ya. Çay falan içiyorduk köşede yani. Aynı motordan geçen siz belki 10 kişi oldu. Sizsiniz. Tamam biz de. Bari ehliyeti, ruhsatı, kimliği falan alalım da abi, yanlış anlaşılma olmasın. Verelim size, kontrol ettireceksiniz. Polis gelsin, yazsın. Aynen gelsin. Aslında bize şunun doğru olduğunu söylüyorsunuz. Polis dur dediğinde durmayacağız. Nasıl? Ben bugün bunu öğrendim. Abi durmayabilirsin, nereye gideceksin? Durmayabilirim. Bana bunu öğrettiler. Buradan sen nereye gideceksin?
Evime her yere gidebilirim ki. Tamam, nereye gideceksin? Buradan durmadım buradan. Aşağıda Süreyya Parkı'nda durduracak. Döneceksin arkada çiçek abi, nerede durduracak ya? Nereye durduracak abi? Bakın, nereye durduracak ya? Allah aklın gitsin senin hiç. Durdu dedi yanından geçtin. Yetişecek mi sanıyorsun? Anlamadım. Ne geliyor aklına? Yetişecek mi sanıyorsun? Dur dedi durmadım. Gel, koş abi. Gelsin trafik. Yapma ya aşkına ya. Benim anlamadım ya. Kaçar izlerim mi diyorsun? Abicim rahatsız olduk, gidin de. Kapatırım ya. Orada kamera var, burada kamera ya var. Ya kapattıktan sonra hiçbir şey yok. Abi siz rahatsız olduysanız söyleseydiniz bize. Kardeşim bak ya. Abi iş. Olmaz git. Ben de tamam gideceğim. Abi kimliklerinizi alabilir miyim? Alamazsın, ileride. Abi çantanın içine diyoruz getirelim. Şey yap bari. Çay içiyorum. Ruhsatınız yanınızda olmanız gerekmiyor mu? Abi yanımızda zaten abi. Bak şurada çantalar duruyor. Yanınızda olması gerekiyor. Abicim yanımızda zaten. Yanımızda. Nerede yanımızda? Abicim bak şurada biz çantalar var. Biz piknik yapıyoruz diyoruz. Şurada bir kaza yaptın diye düşünelim. Şurada bir kaza yaptın. Tam 100 metre ileride çantam var abi. Evet, örnek veriyorum. Şurada bir kaza yaptın. Ruhsatın yok. Ne Allah yapacaksın? Aşkına biz kaza yaptık mı? Atla gelecek ki ruhsat mıdır, sağlığın mıdır ya? Bir şey soruyorum. Ben kaza yaptım. Evet ne olacak? Ha, şurada kaza yaptın ya da şurada bir kaza yaptın. Evet. Allah korusun yani. Eyvallah. Peki. Ehliyetin yok. Ruhsatın var abi. Yok. Ne münasebet? Arkadaş ben her şey var. Abi arkadaş hemen ileride oturuyor. Abi şurada 100 metre ileride solda çantanın içinde ehliyet, ruhsat, çay, fötübör her şey var orada yani bekliyor. Onu söylüyorsun sana alalım gelelim madem kontrol ettireceksen diyorsun. Ya da bir kişi alsın toplasın çantaları gelsin bak. Sen yani ehliyet ruhsat yok diyorsun. Biz de diyoruz ki 50 metre ileride solda 10 tane çanta var orada. Ya gelen polis de insan evladır herhalde. Şuradaki bir şeyden ötürü bize ceza yazmaz herhalde değil mi? Bekliyorum ya hadi araçlar bekliyor burada. Ehliyetleri yok ruhsatları yok bekliyor. Hırsızız biz. Beyefendi. Abiciğim ehliyet ruhsat. Abi her şeyimiz var abi. İbraz edin abi. İbraz edin. İzin ver alayım geleyim. Hepsini herkesinki orada alayım geleyim abi. Vereyim sana. Bak bir kişi gitsin abi. Yanınızda bulundurmanız gerekiyor biliyorsunuz. Şey yapayım mı abi? Ben şurada diyor adam ya. Neyi abi. Solda çantalar. Şey yapayım mı abi? Ben her şeyimi bırakayım. Benimkiler tam arkadaşlarımla alıp geleyim ben hemen. Yok arkadaş polis gelsin bastı. Abi biz polisi mi bekleyeceğiz şimdi ya? Evet polisi bekleyeceksiniz. Yok kaçacaktık oğlum. Bizde. Kaçacaktık abi orada dur der. Vallahi abi ben sizin söylediler. Kaçabilirsin beyefendi o sizin normal işte şeyiniz. Abi işte bu doğru olan değil. Ben de bunun yanlış olduğunu ama düşünüyorum. Yani sen şu anda yani neyin iddiasını ediyorsun? Burada trafiği tehlikeye sokuyorsunuz. Tamam. Ya buradan kesinleri yani biz yapıyorsun. 20 yaşında 6 tane genciz çalıştık ekmeğimizle para kazandık aldık motorumuzu hırlıya hırsıza karışmadan burada keyif ediyoruz değil mi yani bizim suçumuz? Haftanın bir gün izinim var abi, benim kuryelik yapıyorum şey kışın değil. Yağmurun altında aynı kuryelik şey yapıyorum doğru mudur bu? Aynı şey değil evet abi haklısınız polis gelsin lütfen. Sen bana şimdi diyorsun ki ehliyetin ruhsatın yok ben de sana ya diyorum ki ehliyetin ruhsatın var orada motoru bırakayım yürüyerek mi gidip alayım? Sizi burada durdurmamın sebebi trafik güvenliğini ihlal edecek şekilde yaklaşık 45 dakika burada motor sürüyorsunuz. Sizi durdurmamın sebebi bu. Tamam durdurdun şimdi buraya trafik polisini çağırdın. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Ekip gelecek şu anda. Tamam bak ekip gelecek sen ekipe diyeceksin ki bu ben arkadaşların diyeceğim. Ehliyeti ruhsatları yok. Ya onu ben bilemem polis yok. Evet, sen izin vermediğin için şu an ben ehliyetimi ruhsatımı alamıyorum. Ceza yersem sen mi ödeyeceksin? Hayır ben ödeyeceğim. Bu arkadaş taşımış sen niye taşıyorsun abi? Ben çantası geldim abi çantam o zaman çantama koyayım. Hayır çantam olmadığı için. Sosu çantasına koyacak çocuk orada bırakacak. Doğru o akıllı bir abi doğru söylüyorsun. Yani hiç gerek yok abi böyle şeyler. Sen rahatsız oluyorsan de ki bak dur dedi arkadaş geldik durduk. Ya kardeşim bak biz rahatsız olduk. Bak biz rahatsız olduk. Bakın, siz bize rahatsız olduğunuzu belirtin. Sevgili arkadaşım, güzel arkadaşım siz trafik suçu işliyorsunuz. Abicim bir şey sorabilir miyim? Cebinizde sigara gördüm. Odanızda sigara içiyor musunuz? Yasaktır. Odanızda sigara içiyor musunuz? Yasak. İçiyor musunuz? Yasak, içmiyorum. Bu kadar bir suç işte bu. Yasak. Yaptığım suç benim bu kadar bir suç. Ben adamın kafasını silahlayamıyorum burada. Tamam bu kadar bir suçsa gelir gereği. İnşallah siz de sigaradan ceza yazarlar. Ümit yazarlar. Ediyorum. Ha yani kabul ediyorsunuz sigara içtiğinizi. Güzel. Güzel. Ya şimdi trafik şube bana bunu söylüyor. Diyor abi ki ben içiyorum ve bana bir yapamazlar. Tamam, diyorsunuz ki bana. Özür dilerim. Kesinlikle. Tamam. Trafik şube gelecek. Ya, benim sigara içip içmemem seni ne ilgilendiriyor? Arkadaş o komutanım he? O zaman benim de burada sen bu suçu işlemem sizi neden ilgilendiriyor? Ben vatandaşım. Şey. Bunu da söylüyorum. İçemezsiniz odanızda. Ya benim odada sigara içtiğim nereden çıkarıyorsun sen? Az önce kendiniz söyle gelsinler yazsınlar dediniz hocam. Ben öyle bir şey söylemedim. Odanda sigara içiyorum demedim. Şu an bizi burada bekletmenizin hiçbir anlamı yok. Biz tamam, en azından ruhsatlarımız yanımızda olsa. Kusura bakma. Gayet polis gelse
dese, falan dese ki ya bak çıktı. Siz deseniz işte bunlar trafiği güvenliğini tehlikeye atıyor. Herhalde bu dönüşümden kaynaklı. Zaten bir şey değil diyor. Geliyor ki ceza jandarma yazacak. Gaz ver bakayım, veriyoruz gazı. Hadi gidin buradan diyor. Yeter artık bu kadar diyor. Yani geliyoruz diyoruz. Evet, kopup gidiyoruz biz. Şu an boşuna bekliyoruz. Senin burada durman benim anlıyorum tamam değil. Ama benim gazlamam size sıkıntı. Bunu da anlıyorum. Gazlama değil bak. Ne? Ben sizi burada durdurmamın sebebi trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunuz için durdurdum. Ben bunu gördüm. Ya ismi konuk değil. Şimdi bu araç ters şeritten geliyor. Ne yapacağız? Durdurur musunuz lütfen? Adam ters şeritten. Adam ters şeritten geliyor mesela. Abi adamı durdurur musunuz? Bak ters şeritten geldi. Gerek yok, gerek yok abi. Bak ters şeritten geldi. Gözünün önünde geldi gitti şu an. O araç yukarıda makyoda çalışan araç. Beni hiç ilgilendirmiyor nerede çalışıyor. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ters şeritten geliyorsa 1,5 milyar cezası var. E durdurmadınız gitti. Ya ne diyorsun sen? Abi neyi mi diyor? Neyi anlamadın? Yine durdurdu adam, durdurmadınız. Onların yukarıda geçiş şeyi var. Makyol inşaatı var yukarıda. E tamam bak, inşaatı varsa aşağıda. Tamam benim de yarış motorum var. Gaz inşaat. Yapmayın Allah aşkına. Bu arkadaşlarım bir yedek sorgusu yok. Yok abi. Abi kimlikler şurada solda. Çantanın içinde izin vermiyorlar. Alalım size gösterelim. Kendilerine sorun. Kendilerine sorun. Onun motoru yok, ben alıp geleyim mi abi? Tamam kendilerine sor, olanları yapın, olmayanlar kalsın. Çantanın içinde abi, şurada 50 metre ileride. En azından kimliği veren arkadaşlardan bir tane salıp gelse olmaz mı? Tamam şey verenden yapın dedi kapatın. Ya tamam. Kapalı. Kapalı. Ne kapatıyor, çekebilirsin. Lan o kadar geldik gittik. Kaçıncıya geliyoruz buraya bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Bunları yazdıracak yani. Senin çekici buraya gelirim. Burada alsın. Rampada bıraksın, orayı da döneriz. Hatta ne yapıyorum? Çıkartalım bütün motorları, o dönsün. Bana kalsa ben de durmasın. Ben uyaracak sandım ama. Ben de öyle. Yok, ben... Oğlum adam bisikletçi sandım. Ondan durdum. Bisikletli mi? Burada bisiklet yürüyordu ya. Ben o sandım. Durdum sonra baktım. Zaten. Baktım jandarma. Adam yanına gideyim. Abi dur bir şey diyeceğim. Telefon arıyor. Abi dur bir şey diyeceğim. Niye kaçıyorsun sen? Kaçmıyorum abi. Yürüyordum sağda. Bayılıyorum ya. Evet arkadaşlar. Abi tebel bir gün. Evet arkadaşlar. Abiler jandarma trafiğim artık bölge trafiğim bir yerleri çağırdılar. Ama hiçbiri gelmedi. Gelmeyince de bizi artık saldılar. Alıyorum. Uyardılar. Şimdi ileride eşyalarımızı alacağız. Şeylerimizi alacağız. Oradan devam edeceğiz. Artık döneriz herhalde. Abi. Ha kusura bakma abi şey. Uza. Bu ne böyle? Arkadaşlar kurtardık. Adamın jandarma olduğunu anlamadım. Adamı ben bisikletçi sandım. Ondan çok şey yapmadım. Ben direkt durdum. Ama Allah'tan bak böyle abiler zar zor da olsa ikna oldu. Acıdı. Arkadaşlar ya bugünkü maceramız da böyle. Hayır şimdi bir şey diyemiyorum adama. Adam haklı. Yani rahatsızlık veriyoruz eyvallah. Adam o yüzden hani kafayı koydu bize. Ceza yazdırmak için. Herkesin ehliyeti çantada. Onu bile aldırmadı. Ama sağ olsun işte. Dedi hadi gidin dedi, yolladı. Hadi bakalım.
Eyvallah. Arkadaşlar bugün de yırttık. Bakın gözümde canlandı, 2204 lira. Egzoz, plaka, bu trafiği tehlikeye sokacak hareketler. Ya yani dedim hani 2-2,5 milyar ceza girdi diye düşündüm. Ama sıkıntı olmadı Allah'tan. Şimdi bakalım Bornova'ya doğru dönüyoruz. Hadi yeniden basalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun, kamera çekiyor mu? Çekiyor, güzel. Bugünlük arkadaşlar bu kadar olsun. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biz ileriden kaçacağız. Tamam, hadi görüşürüz. Arkadaşlar işte hani orada ne güzel, şehir dışında bak motor sürmeye gitti. Geldiler, rahatsızlık veriyorsunuz diye çıkardılar, kovdular. Hani böyle uğraştırırlar. Yani şimdi şehir içinde sürüyoruz. Burada da aynısını yapacaklar. Her türlü yani sıkıntı çıkartıyorlar. Neyse ki hani sonu tatlı bağlandı da o sıkıntı çok büyük sıkıntı yaratmadı. Ben en son videoyu bitiriyordum ama. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar katıl butonundan da hani bana destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirler. Haydi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.